Peki salalar ne zaman okunuyor? Yani ben genelde hep şeye denk gelmişimdir. Bir e, perş yani cuma hani evet. gece perşembeyi cumaya bağlayan o zaman diliminde hatırlıyorum. Bir de özellikle birisi vefat ettiği zaman hatırlıyorum. Şimdi sala ilk defa 1300'lerde, 1301'de Memlük Sultanı El Melikün Nasır Muhammed bin Kalabun'un emriyle Cuma ezanından önce okunuyor. Evet. Evet. Ee, ve o dönemden bahsediyorsunuz. Akşam ezanı dışında diğer bütün ezanlardan sonra salah okuma adeti gelişiyor ee, 1380 lerde filan yani artık Tabii. 14. yüzyılın sonlarında. Peki yani salada ne diyor? Sala şimdi o Peygamber Efendimiz'e olan bir sevginin ifadesidir. Peygamber Efendimiz'i metru sena etmek, onun ailenin asabını anmak, Peygamber Efendimiz'e duyulan bu sevgiden dolayı zamanla çok çeşitli salalar ortaya çıkmış. Bunun en belirgin olanı da bizim minare musikisi dediğimiz. Bir cami musikisi var bir de minarede okunan ezan, sala. Buna da biz cami musikisi diyoruz. Şimdi salayla okunduktan sonra yere ve zamana göre cuma salası, bayram, sabah cenaze Tabii. salatu selam, salatu ümmiye gibi isimlerle Te anılıyor. Tekkeler, tekkelerde okunan salalar var. Ondan sonra e, fetih salaları vardır. Hmm. Bir yer fethedildiği zaman e, orada fetih salası okunur, fetih ezanlarıyla beraber. Ya da toplumda önemli bir olay olur, onun duyurulması ile ilgili toplumu birle beraberliğe çağıran salalar vardır. Bunun gibi. Hı hı. E, Buna tam örnek olarak yine sizin tezinizden Tabii. okuyorum. Sala Osmanlı döneminde ilk defa Orhan Gazi'nin oğlu Tabii. Süleyman Paşa tarafından Rumeli'ye geçtiğinde e, İp Sala'da babası adına para bastırmış ve ilk cuma salasını okutup ilk cuma namazını kıldırmıştır. E, Neyzen Ahmet Şahin'in de yaşadığı bir olay var. Evet o, o sala ile ilgili. E, sala kültürü ve ezan da dahil e, en sistemli bir şekilde Osmanlı'da Kendini bulmuş. Yani en üst seviyede, en sanatlı bir şekilde Osmanlı döneminde icra edilmeye başlamış. Orada Ahmet Şahin Bey'in anlattığı şöyle bir olay vardı bana, kendi yaşadığı. Kudüs'ü ziyarete gidiyor kendisi. hani Osmanlı'nın diğer coğrafyaları etkilemesine bir örnek olması açısından. Kudüs'te bir camiye gidiyor. Oradaki cami görevlisinden rica ediyor bir ezan okumak üzere. Cami görevlisi de ezan için buyur diyor ve şunu da söylüyor. Burada diyor, ezandan sonra, muhtemelen öğlen vaktiydi gittiği vakit, ezandan sonra sala okumak bir Osmanlı geleneğidir diyor. Hı hı. Bu şekilde. Ee, öyle bir hatırası vardı. Evet, gerçekten ee, bu hatıra not olarak düşülmesi gereken bir hatıra. Osmanlı sala geleneğinde fethedilen, belde ...ve bir yer için fetih salaları okunur. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Orhan Gazi'nin Edirne'yi fethetmek isterken... ...Hacı Bektaşlı Veli huzurunda Gülbankı Muhammedi çekildiğinden, Fatiha okunduğundan... ...Hacı Bektaşlı Veli'nin derviş ve askerleriyle beraber salalarla Rumeli'ye geçtiğinden bahsediyor. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'nda Kıbrıs Barış Harekatı'nda 15 Temmuz evet. darbe girişiminde de... ...vatanın, ülkenin tehlikede olduğunu halka duyuran, halkı birlik ve beraberliğe direnişe çağıran ezanlarla birlikte... Salalar olmuştur diye de. Sela mı sala mı hep tereddütte sa, kalıyor. Sala. 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 Arapçada sala. sat harfi, kalın harfi. Peki sela dediğimiz zaman yanlış mı demiş oluyor? Sela, sala. Kelimeyi yanlış telaffuz ediyorsunuz. Sala. sala. Tabii. Sala. Sala. Arapçada sat, sin, peltekte üç tane s şey var. Hı hı. E, oradaki kalın olan sat harfi. Sala, sa. Sala. Peki salada ne diyoruz? Salanın şimdi... Anlamı? Tabii o peygamber efemize sena onu alman. Yani dünyanın her yerinde sala aynı şekilde mi okunuyor? Şimdi ezanın aynı olduğunu biliyoruz. Hani kelime kelime okuduğunuz, aynı. Okuduğunuz sala e, aynıdır. O kültüre göre hepsi peygamber efemizi sena eden e, sala vardır. Yani ama şeyde aynı mı yani e, kullanılan? E, kelimeler her şey aynı mı? Yoksa farklı, konu başlığı, belli bir konu başlığı dahilinde... Farklı olabilir. Heh, farklı olabilir, Tabii, onu yani soruyorum. mana olarak e, aynıdır. Aha. Ama kelimeler farklı olabilir. Bunun gibi. Tamam. Orada bir de vurgulamamız gereken e, cenaze salası var. Onu unuttuk. Tamam hocam. Evet. Çünkü e, orada Hüseyin'in makamı o hani makamların karakteri, dedik e, insana e, oluşturduğu duygu Hüseyin'in makamı insana, insanı teskin eden, sükunete çağıran bir makam. E cenazedeki o atmosferde insanlar üzüntülü olmasından dolayı Hüseyin'in makamında cenaze selasının okumasını o gün görmüşler. Bunu da bir not edelim. Evet.